Tarçın çayının faydaları nelerdir? Nasıl yapılır? Neye iyi gelir? Mutfaklarımızdan ve kullandığımız tariflerden yakından tanıdığımız bir baharat olarak tarçın, toz formunda, kabuk ya da bütün olarak kullanılmaktadır. Bazen, esansiyel yağlarda ve gıda takviyelerinde de kullanılır, mutfakta, pek çok tarifte kullandığımız tarçını ne kadar iyi tanıyoruz? Tarçın ile hazırlanan tarçın çayını biliyor muyuz? Tarçın çayının faydaları nelerdir? Zayıflamaya yardımcı olur mu? Olası yan etkileri nelerdir? Tarçın çayı nasıl hazırlanır? Mutfaklarda popüler bir bileşen olan tarçın ile hazırlanan tarçın çayına dair, merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizler için derledik. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Tarçın nedir? Tarçın, Cinnamomum bitki ailesine dahildir. Uzak Doğu, Güney Amerika ve ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede popüler bir baharattır. Geçmişi, Antik Mısır'a, M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzanan tarçın, tarih boyunca boğaz ağrısı ve öksürük şikayetlerinin tedavisinde kullanılmıştır. Seylan ve Kesya olmak üzere iki ana türü bulunan tarçın, çok faydalı ve lezzetli bir şifalı bitkidir. Tarçının iltihaplanma karşıtı, diyabet karşıtı, mikrop karşıtı ve çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu, bugüne kadar yapılan pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, öne sürülen bazı faydalarının kanıtlanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tarçın çayı, çok çeşitli sağlık yararları sunabilen, sevilen bir içecektir. Tarçın çubuklarının suya batırılması ya da toz haline getirilmesi ile hazırlanır. Kilo kaybına yardımcı olmaktan, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya, regli sancılarını hafifletmeden kan şekeri seviyelerini dengelemeye kadar, bir dizi sağlık yararından söz edilen tarçın çayının faydalarını merak ediyorsanız, cevaplar, videomuzda. Tarçın çayının sağlık yararları. Yapılan çalışmalarda, tarçın çayının bazı kanıtlanmış sağlık yararları bulunmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Antioksidan kaynağıdır. Birçok antioksidan içeren tarçın çayı, serbest radikallerin vücutta yarattığı oksidatif strese bağlı olarak ortaya çıkan şeker hastalığı, kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıkların ortaya çıkma riskinin azalmasında yardımcıdır. Antioksidan içeriği ile tarçının, kekik ve karanfil gibi diğer değerli baharatları geride bıraktığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. Vücutta iltihaplanmayı azaltır ve kalp sağlığını iyileştirir. Tarçının içerdiği bileşiklerin, vücuttaki iltihaplanma belirtilerini azaltabileceği düşünülmektedir. Vücuttaki iltihaplanma, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, pek çok kronik hastalığa neden olabilir. Bu nedenle, düzenli tarçın çayı tüketimi, son derece faydalı olabilir. Tarçın çayının kan basıncını ve kötü kolesterol seviyelerini düşürebildiğini gösteren bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Şeker hastalığı ile mücadele etmeye yardımcı olabilir. Kan şekeri seviyelerini düşürdüğü bilinen tarçın çayı, şeker hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Tarçın ile ilgili yapılan çalışmalar, vücutta insüline benzer bir şekilde hareket ediyor gibi göründüğünü belirtmektedir. Yapılan pek çok çalışma, düzenli olarak tüketilen tarçın çayının, kan şekeri seviyelerini düşürmeye dair kanıtlarını da sunmaktadır. Bakteri ve mantarları önler. Güçlü antibakteriyel ve mantar karşıtı özelliklere sahip olan tarçın çayı, düzenli tüketildiğinde, ağız kokusu ve diş çürüklerinin önlenmesine de yardımcı olabilir. Adet sancılarını hafifletir. Adet dönemi öncesinde başlayan krampların ve adet döneminde ortaya çıkan belirtiler hafifletir. Ayrıca adet sancılarının dinmesine yardımcı olur. Tarçın çayı, adet dönemi başlamadan içilmeye başladığında, ağrı kesici ilaç etkisi göstererek sancıları hafifletir. Yapılan bir çalışmada, tarçın çayı içirilen kadınlarda daha az adet ağrısı bildirilmiştir. Tarçının diğer potansiyel faydaları, cilt yaşlanmasını geciktirebilir. Tarçın ile ilgili yapılan çalışmalar, kolajen oluşumunu destekleyebildiğini göstermiştir. Kanser karşıtı özelliklere sahiptir. Vücutta, kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar mevcuttur. Alzheimer ve Parkinson hastalığını iyileştirebilir. HIV virüsü ile savaşmaya yardımcı olabilir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde, sivilce problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir. Tarçın çayı nasıl yapılır? Tarçın çayını evde hazırlamak, son derece kolaydır. Gerekli olan malzemeler şöyledir. 1 adet çubuk tarçın, 1 bardak kaynar su, 1 adet yeşil çay ya da kafeinsiz siyah çay poşeti. Tatlandırmak için bal. Tarçın çubuğunu kaynar suyun içerisine atın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. İçerisine çay poşetini ekleyin ve 1 ila 2 dakika daha demlendirin. Poşet çayı ve çubuk tarçını çıkarın ve isteğe bağlı olarak bal ile lezzetlendirerek servis edin. Tarçın çayı zayıflatır mı? Tarçın çayı ile ilgili bildirilen sağlık yararlarından biri de kilo vermeye katkısıdır. Yapılan pek çok çalışma, düzenli tüketilen tarçın çayını, vücutta yağ kaybı ve bel çevresindeki yağlanmanın azalması ile ilişkilendirmektedir.
Düzenli tüketildiğinde, vücutta insülin hormonuna benzer bir şekilde hareket ettiği bilinen tarçın çayı, bu sayede ani gelen açlık krizlerini bastırabilir ve daha uzun süre tokluk hissetmenize yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, katılımcılar günlük 10 gram tarçını 3 ay boyunca tüketmiş ve bu sürenin sonunda, vücuttaki yağ kütlesinin %0,7 azaldığı ve kas kütlesinin de %1,1 arttığı gözlenmiştir. Tarçın ve tarçın çayını, önerilen dozlarda diyetinize dahil edebilirsiniz. Kilo verme odaklı bir beslenme programı uyguluyorsanız, gün içerisinde kan şekeri seviyelerini dengede tutmak ve açlık krizlerini bastırmak için tarçın çayı tercih edebilirsiniz. Tarçın çayı, lezzetli aroması ile tatlı ihtiyacınızın giderilmesine de yardımcı olabilir. Bahsettiğimiz gibi, tarçın çayını hazırlamak son derece kolaydır, beslenme programınıza dahil etmek de öyle. Sıcak içebilir. İsterseniz, sıcak havalarda ev yapımı buzlu çaya dönüştürebilirsiniz. Doğal olarak kafein içermediği için, günün dilediğiniz saatinde içebilirsiniz. Bununla birlikte, kan şekeri düşürücü etkilerinden yararlanmak istiyorsanız, yemekten sonra tüketmek etkili olabilir. Bununla birlikte, kan şekeri seviyelerini düşürücü bir ilaç kullanıyorsanız, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Tarçın çayının yan etkileri var mı? Tarçın çayının pek çok faydasından ve kilo vermeye katkılarından bahsettik. Bununla birlikte, büyük miktarlarda tüketmek, vücut için tehlikeli olabilir. Kumarin adlı doğal bileşik içeriği ile tarçın, aşırı tüketildiğinde kanama riskini arttırabilir ya da karaciğer hastalığına neden olabilir. Ayrıca, karaciğer hastalığınız varsa, daha kötüye gitmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle kesya türü tarçın için geçerlidir. Seylan türü tarçın, kumarin adı verilen doğal bileşiği, 63 kat daha düşük içerdiğinden, risk de daha düşüktür. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.